1. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 8. Tema Sayfa 113 Metnimizin ismi Demirci Kirpi Metnimizi birlikte okuyalım. Masal bu ya, kirpi demircilik yaparmış. Dükkanını erkenden açar, demirlerini ocakta ısıtıp çekişle dövermiş. Sonra da eğer bükermiş. Neler yaparmış demirden neler? Tavşanın süslü kapı tokmağını, Köstebeğin tepsisini hep o yapa yapmış. Yaptığı demirden eşyalar çok sağlammış. Bu nedenle aslanın gösterişli tahtı bile demirdenmiş. Herkes gider de karga durur mu hiç? O da çalmış kirpi'nin kapısını. Kendine bir zırh isteyip herkes bana şövalye karga desin. Zırhım parlak mı parlak olsun demiş. Altından devam edelim. sayfa 114'e geçtik. Demirci Kirpi zırhla hiç uçulur mu? Zırh takmakla şövalye olunur mu? dese de sözünü dinletememiş. Sonunda karganın istediği zırhı yapmış. Zırhı gören karganın gözleri kamaşmış. Hemen geçirmiş zırhı üzerine ama yorulmuş iki kanat çırpışta. Yine de zırhını almadan gitmek istememiş. Fili çağırıp zırhını ona taşıtmış. Karga zırh yaptırınca ormanın kralı Asa tavşan da demirden çarık istemiş. Hal böyle olup da işler çoğalınca demirci kirpi yanında çırak almaya karar vermiş. Ağaç kakan kirpinin çırağı olmuş. Kirpi demiri döverken ona yardım edermiş. Eşyaları getirir götürür, yerlerine dizermiş. Ama ağaç kakan hiç de memnun değilmiş bundan. Demirciliğe heves eder, demire şekil vermek istermiş. Zaten bu yüzden çırak olmuş. Diğer sayfaya geçelim. Sayfa 115. Ağaç kakan sabırsızlığına dursun. Demirci kirpi bir gün işe gelmemiş. Oh demiş ağaç kakan. Fırsat bu fırsat demire şekil vermeli. Harlamış ateşi geçmiş başına. Aman demiş bu ne sıcak? Sıcaktan neredeyse gagam yanacak. Akşama kadar uğraşmış durmuş. Terlemiş, bunalmış, saatlerce çabalamış. Ama yapa yapa demirden yamru yumru şeyler yapmış. Ağaç yaptıklarını görenler kahkahayı basmış. Sonra ne mi olmuş? Ne olacak? Bizim ağaç kakan işi bırakmış. Ben de bu sağlam gaga varken olsam olsam marangoz olurum demiş ve marangozla başlamış. Gagasıyla tak tak çakmış, bir sürü mobilya yapmış. Sayfa 116. Birinci etkinlik. Aşağıdaki görselleri uygun kelimelerle eşleştiriniz. Birinci kelimemiz zır. Zır. Resimde görmüş olduğunuz koruyucu demirden yapılmış kıyafetler. Çekiç. Evet çekici de işaretledim. Tokmak. Tahta tokmak. Taht. Padişahın tahtı. Çarık. Evet burada çarık yok. Çarık önceden ayakkabı amacıyla kullanılan deriden yapılmış eski tür bir ayakkabıydı arkadaşlar. Şövalye eşleştirdik ve asa asamızda Burada dikkat ettiyseniz burada 2, 4, 6, 7 tane var. 6 görselimiz var. Bir tanesi boşta kal kalması gerekiyor. Çarık kelimemiz boşta kaldı. İkinci etkinlik verilen hecelerden yararlanarak metinde geçen hayvanların adlarını yazınız. Evet burada kirle ile başlamış arkadaşlar. Bunu pi hecesiyle devam ediyoruz. Kir pi oluyor. Birinci hayvanımız kirpi. İkincisi şanla bitiyor. Başına tav hecesini koyduk mu? Tav şan olmakta. Tav da gitti. Tebek ile bitiyor. Başına kös hecesini koyduk mu? Kös tebek. Bu da gitti. Asla başlamış. Lan hecesini yanına koyduk mu? Aslan. Diğeri til, tilki. Tilki. Altından devam edelim. Ga ile bitmiş. Karga. Kar hecesini yazalım. Karga. Kar da gitti. Evet burada iki tane boş bırakmış hecesi. Buraya ağaç. Kakan. İki tane hecesini yazdık. Ağaç, kakan. Ve son hecemiz Burada tamamen boş bırakılmış arkadaşlar. Demek ki bir heceli zaten bakın burada sadece fil hecemiz kaldı. Fil hecemiz aynı zamanda bir hayvan ismi bir kelimedir. Sayfa 116 bitti. 117'ye geçelim. Üçüncü etkinlik metnin konusunu aşağıya yazınız. Metnin konusu ormandaki diğer hayvanların demirci kirpiden isteklerinin olması ve demirci kirpinin bu isteklere yetişememesi. Dördüncü etkinlik aşağıdaki cümlelerin metindeki olayların oluş sırasına göre numaralandırınız. Evet burada beş tane cümlemiz var. En başta demircilik yapan kirpi dükkanını erkenden açar çalışırmış. Karga kirpiden kendisine bir zırh yapmasını istemiş. Kirpi karga, kargaya zırh yapınca işleri çoğalmış. Kirpi ağaç kakanın yanına çırak olarak kalmış. Aşırkan Demircik de başarılı olamayınca marangoz olmuş. Sayfa 118. 5. etkinlik. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Birinci soru. Kirpi'nin mesleği neymiş? Kirpi'nin mesleği demirciymiş. İkinci soru. Karga kirpiden ne istemiş? Karga kirpiden zırh istemiş. Üçüncü soru. Kirpinin çırağı kim olmuş? Kirpinin çırağı ağaç kakan olmuş. Dört. Ağaç kakan niçin demirci çıraklığını bırakmış? Ağaç kakan demirci mesleğinin zorluğundan ve sıcaktan dolayı demirci çıraklığını bırakmış. Beşinci soru. Ağaç kakan hangi mesleği yapmaya karar vermiş? Ağaç kakan marangozluk mesleğini yapmaya karar vermiş. En olarak gagasıyla ağaçları çok rahat şekil verebildiğinden dolayı marangoz olması gayet doğru bir tercih olmuş. Altıncı etkinlik. Metne farklı bir başlık yazınız. Demirci kirpiyle ağaç kakan dedim arkadaşlar. Ben sizler de buna benzer metnin içeriğine göre değişik başlıklarda yazabilirsiniz. Sayfa 119. 7. etkinlik. Görsellerdeki kişilerin mesleklerini kullandıkları aletlerden yer alarak bulmacayı yazalım. Evet bakalım arkadaşlar. Bu bir demirci. Aşağı doğru demirci yazdım. Diğer arkadaşlar ressam. Yan tarafa doğru ressam. Devam ediyorum. Burada elinde testere ve taht olan kişi marangoz. Daha sonra elinde ee, bir tane dosya var kağıt var ve boynunda bakın stetoskop asılmış bu kişi Doktordur Çiçekler olan elinde çiçekleri sulayan bir kişi var o kişi bahçıvan. Buradaki kişimiz arkadaşlar mesleği terzi Elinde Fırçalar olan kişi Oyacı Olarak bulmacamızı Yazdık şöyle Bekliyorum arkadaşlar bakarak Cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz videoyu durdurarak Bul bacadaki eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Sayfa 128. etkinlik. Görsellerdeki mesleklerle ilgili birer cümle yazınız. Evet burada bir hemşire var arkadaşlar. Doktor var. Hemşire doktora yardım eder. İkinci kelimemiz bir astronot. Büyüyünce astronot olacağım. Üçüncü kelimemiz pastacı. Abim çok iyi pastacıdır. Dördüncü kelimemiz kuaför. Bugün kuaföre gideceğim. Ünün noktaları çıkmamış. Şöyle koyalım. Bugün kuaföre gideceğim. Diğer mesleğimiz polis. Polisler hırsızı yakaladı. Altındaki mesleğimiz fırıncı. Fırında sıcak ekmek aldım. İtfaiyeciler hemen yangını söndürdüler. Son mesleğimiz veteriner. Köpeğimi veterinere götüreceğim. Buradaki meslekler ilgili cümlelerimizi oluşturduk. Sizler de Buna benzer farklı cümleler oluşturabilirsiniz. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.